Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'rishlar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yoqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy Litvaniyadagi bosh elchixonasini qaytarib keldiganligini e'lon qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bugun bayonot e'lon qilib, Litvaniyaning Tayvan haqidagi yangi qarorga norozilik bildirdi va Litvaniyadagi bosh elchixonasini qaytarib keldiganligini bildirdi. Bu haqdagi bayonotda Litvaniyaning yaqinqi mazgillardan buyon Xitoyning ogohlantirishiga qaramay, Tayvan hukumatining Tayvan nomi bilan vakolatxona tasdiqlashga ruxsat qilganligi. Bu qarorning Xitoyning atalmish egli huquqi va zamin butunligiga og'ir daxli ta'rif qilish hisoblanganligini. Bu sababli Xitoyning Litvaniyadagi bosh elchixonasini qaytarib kelishini qaror qilganligi. Shundoqla Litvaniyadan Xitoydagi bosh elchixonasini qaytarib ketishni talab qilganligini bildirgan. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Tayvan tashqi ishlar ministrligi 20-iyuldagi bayonotida Tayvanning Litvaniya poytaxti Vilniusda rasmiy vakolatxona ta'sis qilganligini, Litvaniyaning bu yil kuzda Tayvanda ishxona ta'sis qilganligini bildirgan. Litvaniya bilan Xitoyning munosabati yaqinqi mazgillarda izchil yirikleshib borgan bo'lib, Litvaniya taraf ko'p qitim Xitoyning bismi va tahdidlaridan qo'rqmaydiganligini ta'kidlagan. Litvaniya parlamenti yana bu yil 20 may Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jinoyat qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan edi. Shundoqla Birlashgan Davlatlar tashkilotini Xitoyning Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarini tekshirishga, Yevropa ittifoqi komitetini Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga qayta qarab chiqishga chaqirgan edi. Litvaniya 1940-yildan 1991-yilgacha Sovet ittifoqi kommunist hokimiyatining hukmronligida og'ir kunlarni o'tkazgan bo'lib, hozir Yevropa ittifoqi va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining a'zosi. Xitoyga sodiqlik bilan xizmat qilgan Mamtiman Bekirmo tekshirilishga boshlagan. Xitoy Markaziy intizom tekshirish komiteti va nazoratchilik komitetining organ to'rining 7 avgustdagi uchrashuvida ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharqiy Turkistondagi yana bir yuqori darajalik Uyg'ur amaldori Mamtiman Bekirni tekshirishga boshlagan. Xabarda qayd qilinishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti Qashqir viloyatlik xizmat komiteti partiya guruhining a'zosi Muavin mudiri qo'rchoq amaldor Mamtiman Bekri intizomga og'ir xiloflik qilish bahonasi bilan navbatda intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatidan tekshirilishga boshlagan. Mamtiman Bekri 1962-yili Qashqarda tug'ilgan bo'lib, 1983-yili Xitoy Kompartiyasiga kirgan. Ilgari keyin bo'lib 1984-yildan 2000-yili 7 oygacha savdo sanoat va iqtisod boshqarish sohasida ishlagan. 2001-yildan 2005-yili 6 oygacha Qashqar Koni shahar nohiyasining muavin hokimi bo'lgan. Shundan keyin davomlik usib 2019-yili 12 oygacha Qashqar shahar boshlig'i, Qashqar viloyatlik ma'muriy ishxonasining muavin komissari bo'lib xizmat qilgan. 2019-yili 12 oydan boshlab atalmish avtonom rayonlik xalq qurultoyi Qashqar rayonlik xizmat komitetining muavin mudiri bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha Mamtiman Bekri Xitoy Kompartiyasiga jon pidolik bilan ishlaydigan qo'rchoq amaldorlarning biri bo'lib, 2017-yil 4-oyning boshlarida maxsus maqola e'lon qilib, Uyg'ur amaldorlarini atalmish terrorlikka qarshi turish kurashida passivlik qildi deb tanqid qilgan bo'lib, xalqaro taratqularning diqqatini qo'zg'agan. Ayni vaqtda Reuters agentligining xabar qilishicha, Mamtiman Bekri Qashqar valisi mahkamasining undundor salonida e'lon qilgan maqolasida navbatdagi murakkab vaziyat ostida Biz Uyg'ur kadrlar terrorlikka qarshi turish kurashiga butun kuchimiz bilan qatnashmadik degan. Bu Xitoyning Sharqiy Turkistonda atalmish terrorlik asabiylikka qarshi turish nomidagi bostirish harakatini ijro qilishga boshlagandan buyon tunji qitim bir Uyg'ur amaldorining boshqa Uyg'ur amaldorlarini oshkora sadoqatsizlik bilan ayblashi bo'lib hisoblanadigan. Germaniya siyosiyonlari Yevropani Amerika bilan birlikda Xitoyga qarshi turishga chaqirdi. Fransiya xalqaro radiosining 9 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Germaniyadagi bir qism danlaq siyosiyonlar Yevropaning Xitoy bilan bo'lgan pasilni tixmi zo'raytishni talab qilgan va aksicha bo'lganda bozor kontrolligi xavfga duch kelganligini bildirishgan. Xabarda qayd qilinishicha, Germaniyadagi eng cho'ng partiya Xristian Demokratik Birlashma partiyasining bosh ministri nomzodi Armin Laschet, davlat mudofaa ministri Kirab Karimbauer va Germaniya hukumatining Atlantik okeandan halqaga massajturg'uvchi amaldori Peter Beer bir qator maqolalarda Xitoyning dunyo iqtisodi, kishilik huquq va kelgusi texnologiya sohalaridagi kun sir kuchayotgan ta'sirlaridan ogohlantirib,
Yevropa İttifakı'nı Amerika bilen istiratiyelik ittifak kurup, Xitay'a birlikte takabül turuşu çakırgan. Laşit bu haqtaki sözüde Yevropa'dan hareket iktidarına ige buluşunu talep kılıp, Muşundan bolğandıla biz Atlantik Okyanus'dan halkıgan küçlük hemkarlıkını işe aşuralaymız digen. Devlet Müdafiye Ministri Kerab Karimbaver Xitay'nın iqtisadi küçüge ziyade tayanması haqida agahlandırıp, geopolitikli qara niyeti ve küçlük hükümranlık istikige ige Xitay, uçuk cemiyet, kişilik hukuk ve aktif demokratiyanı oylaşmaydı. Belki Germaniyanı öz içi alğan Yevropa devletlerinin bazırını ve siyasi hareketini kontrol kılışını ümit kıldı. Atlantik Okyan halkıga münasibet Xitay'a alakadar bolğanı da bu mesele Yevropa'nın takdir meselesine ayrıldı. Yevropa'nın gayet zor ve tesiri küçlük iqtisadi lageri bolmasa, Amerika yalğız halda Xitay bilen asallıkça rekabetleşmeydi degen. Peter Barima bu haqta agahlandırıp, Xitay'a kelsek, o biz duç kilovatkan, iqtisadi cihette muvaffakiyet kazangan mustabit hakimiyet. Biz onunla sel qırğınımızga bek uzun boldu. Xitay'nın bir belvağ bir yol soğudu planı kişini endişige salıdı. Xitay meselesi de bir tereplikini saklaş sadıqlıq ve xatarik bir ahval degen. Ma'lum bo'lishicha, Amerika prezidenti Joe Biden Yevropa elleri bilan birlashib, Xitoyga qarshi turishni tashabbus qilgan bo'lsa-mu, biroq Germaniyada qarshilikka duch kelgan. Jumladan Germaniya bosh ministri Merkelning Yevropa ittifoqini Xitoy bilan mablag' silish kelishimi hosil qilishga rag'batlantirishi Amerikaning g'azabini qo'zg'agan. Uyg'ur bolalarining zavodda emgakka silingan ko'rinishlari diqqat qo'zg'adi. Yakınki bir neçe gün içinde tarqalgan sillarda başlangıç mektep yeşidiki Uyghur balalarının Xitay zavotida işlevatkarlıkı körsüzülgen bulup, bu içinişlik körünüşler ictimai taratkularda dikkat kozgıdı. Mezkur sınlarda tahminen 6 yaştan 10 yaşıqça kildiğen bir top Uyghur balının məlum tikiçilik sıxta işlevatkarlıkı. Xitay hucayının onlarga pultanlap süratke düşüvatkarlıkı. Yeşiga kılca mas kelmegen halda tikiçilik maşinisi aldıda işlevatkarlıkı körsüzülgen. Onların arasındaki bir kızın putunun uşkıdın tınıp kuyulğanlıqı ve aksa menvatkallıqı mı dikkat tartkan. Bunun burun Xitay'nın torbetlerde tarqalgan Uyghur emgeçilerine top ütküzüp beriş haqqıdaki eylallarımı 18 yaştan tüven üsmürlerinin barlıqı aşkarlangan ve bir kısım haber dokulatları da oran algan idi. Halbuki Xitay'nın atalmış kanun nizamları da mı 18 yaştan tüven üsmürlerini işçi süptüde işiltiş çekilengen bulup, yukarıqısındaki balalarının putunla kanunsuz halda işlevatkallıqı haqqıda şübhe yok igen. Şundakla onların ata anısının ceza lagiri ya ki türmüge kamılgan buluşu ihtimallıqı yokur iken. Xitay yakınca bir neçe yılda Şarkı Türkistan'da uçuk aşkarı halda irki kırgınçılık yürgüzüşke başlagandan buyan, ken külümlük tutkun kılıç, asimilasiya kılıç, mecburi emgek kisiliş, tuğmaz kılıç hatalık insaniyet tarihinde mevcut bolgan bağlıq cinayetlerini sadır kılmaqta. Şundakla tıxı tuğulmuğan bu vaxtın tartıp yaşangalargıca bolgan bağlıq Şarkı Türkistan halkı Xitay'nın ziyankeşlik obyekti bulup gelmekte. Amerika Brezilya'nın Huawei üsküllerini işletmesek hakkında agahlandırdı. Amerika avazından bugünkü haberde bildirilmişçe, Aksaray Devlet Bihaterlik Meseleçisi John Sullivan, Brezilya'nın Huawei üsküllerini işletmesek hakkında agahlandırgan. Haberde kayıt kılınmışça, Amerika Aksaray emeldarlarının aşkarlışça, 9. Ağustos Amerika Devlet Bihaterlik Meseleçisi Jake Sullivan Brezilya ziyareti cereyanında, Brezilya'nın 5G telgraf toru sahası da Xitay telgraf magnati Huawei'nin üsküllerini işletmesini latin tilide agahlandırgan. Brezilya hükümeti onunla Huawei'nin mahsulotlarını işiltidigan yoki işletmeydiganlığı to'g'risida va'da bermegan. İki taraf tor bihatalikidagi xiris ve fursatni o'z ichiga olgan masalalarda istrategiyalik ve texnikalik suhbatni davomlashtirishga qo'shilgan. Xabar qilinishicha, Aksaray Devlet Bihatalik Kengashining g'arbiy yarim shar ishlariga mas'ul yuqori darajalik amaldori Juan Gonzales Düşenme günü taratkular bilen ütküzgen telefon yığında bildirişçe, Sullivan aldıngı hepte Brezilya ziyareti cereyanda Brezilya'nın 5G toru sahası da Huawei üsküllerini işiltişke dikkat kılvatkallıqını oturğa koyup, biz Huawei'nin Brezilya'nın telgraf ulu əslahalarda oynadığan rolden devamlıq endişe kılmız digen. Bildirilişçe, Amerika bihatarlık sebebiden Huawei'nin üsküllerini işiltişke karşı turgan bir peytte, Brezilya telgraf şirketleri asaslı Xitay telgraf zapçasılarına işiltidigan tor kurup çıkan. Gonzales yığın davamında yana, Huawei'nin yerim ütküzüş bilen təminləş zincirinin zor xırısqa duş kilovatqalıqını alayda təkidligen. Huawei qısqı müddətlik özək məsilisi səbəbidin xalqaralı xeridarlarga bərgən vədisini əməlgə aşırmay çaresiz halətdə xalqara bazardan ayrıldigen. Məlum buluşcə, bir neç gün ilgiri Amerikanın bir qısım parlament əzaları Saudi Ministri Raymond'a məktub yazıb, Huawei'den ayrılgan Rongyu çeklik şirketini Amerika Saudi Ministerlikinin cazalaş tezilmekige kirgüzüşünü tələb qılgan.
Talibanlar kısa müddet içinde 5 vilayet merkezini egildi. Fransiya Xalqara Radiosu'nun 9. Ağustos'taki haberde bildirilmişçe, Talibanlar 3 günlük kısa müddet içinde Afganistan'daki 5 vilayet merkezini egilgen. Haberde kaydedilmişçe, Talibanlar yakınki günlerde arka arkadan Afganistan'ın garibi cenobideki pul muamele merkezi Zaranec ve onun şimaldaki Jozijan vilayetinin merkezi Şebargan'ı egilgen. Çoğun şehir Kunduz'un Talibanların kuluğa çüşü bilen Talibanların hücumu tıxım otuzlaşken. Azatlık gizitinden körsülüşçe, Afganistan hükümet armiyası Talibanların teşkilenişi ve küçüğüşüge takabulduruş üçün tirkeşken bulup, iki taraf otursudaki can tıxımı keskilleşken. Bildirilişçe, kıskığına 3 gün içinde Taliban 5 ülke merkezi şehrini egilgen bulup, 8 Ağustos bir neçe saat içindiler Kabul'un şimalığa 300 km kildiğen Kunduz, Paytaxt bilen bolğan arlığı 600 km kildiğen Saripol ve şarkı şimaldaki Taloqan'ı kontrol kılgan. Bunun içi de Kunduz'un birine çehepte muhasirge iliş arkalığı ilgilgen bulup, Talibanlar üçün zor herbi ve siyasi muvaffakiyet bulup kalgan. Kunduz Afganistan'daki 4. çoğun şehir bulup, Kabul bilen Tacikistan ve Uttur Asya Uttur'daki iqtisadi münasuvette istiratiyelik merkez bulup hesablandıken. Haberde kayıt kılınışça, növette Rusya bilen Xitay ve başka Afganistan'a koşunu devletlerinin endişisi küçeygen bulup, Talibanların Afganistan'daki birkaç vilayet merkezine işgal kılgallıkını ilan kılışı Moskova'nın tıxımı endişigi salgan. Rusya dairleri Afganistan'ın Uttur Asya'da mukumsuzluk payda kılışıdan ensereşki başlıgan. Rusya 30. iyuldun 10. Ağustos'a ve 5. Ağustos'tan 10. Ağustos'a Özbekistan ve Tacikistan'da 2000 yakın asker 200 herbi maşina ve üskünlerini uğurlaştırgan. Moskova yine rayonlardaki itfaktaşlarına kural bilen teminleşini tezildiğallıkını ilan kılgan. El Cezire'nin haberde bildirilmişçe, Amerika Taşkı İşleri Ministerliğimi tünögün bayanat ilan kılıp, Amerika'nın Afganistan alayide vekili Zalmay Halizat'nın bu hafta Katar paytaxtı Doha'da ütküzüldüğün yığında, Taliban tarafını herbi hücumlarını toxtışka çakırgallıkını, şundakla künsüre yamalaşıvatkan Afganistan vaziyetine karıta, Orta xalqaralıq inkas qozğaşqa küş çıxırdığını bildirgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkücə sizlərini Cənabı Allah tapşırmız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət əşlərimə köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullah.